Bunun için biz ne aldık? One Audio diye bir markanın kulaklığını aldık. Şöyle çok uzun, çok güzel bir kablo çıktı. Ne yapacağız bunu? Şu anda konuştuğumuz sesin ne kadar temiz, ne kadar pis olduğunu denetlemek için bunu kullanacağız. Kız bakalım. Kız. Pazartesi, salı, tamam. Evet, şu anda biraz daha yakından konuşuyorum. Dip seslerin hepsinin gitmiş olması lazım. Bari telefonda deneyelim. Nasıl ses verecek? Ya bunun da içinde çok güzel şeyleri yazıyor. Fokusladıysa. Şu anda kulaklığı Sele'ye veriyorum. Al aşkım. Aç. Aç sesine bakacağım. Ben de dinlemek istiyorum. Aç. Şimdi. Çok da ben. Aç artık. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Arabayı kenara çektim, hususi indim, analog kameram yanımdaydı. Arabaları sağlı sollu, Pontiac iki tane, bir Cadillac bir Pontiac arka arkaya duruyor ve çalıların ağaçların arasında o kadar güzel kareler ki. Soruyu sorayım. Tamam, soruyu soracağım. Şimdi shutter demek perde hızı demek. Şimdi ama videoda sürekli açık bir objektif var ya. Shutter ne alaka diyorsun? Mesela telefon fotoğraf çekiyor değil mi? Evet. Ama böyle bir şekilde açılıp kapanmıyor değil mi telefonla? Değil mi? Dijital bir şey var ama. Dijital bir shutter var sonuçta. Çekmesi için. Videoda da capture diyoruz. Yakalama. Yakalama olayı var işte. Saniyede Cem arkadaşımın dediği gibi sen kaç kere çekersen makinede 25 olur, 24 olur, 30 olur, 60 olur, 120 olur. Çekeceğin konsept değil. Mesela gözün algıladığı bir şey var. 24. Hız var. O hıza göre çekersen daha natural duruyor. Yani sinema filmlerinde de öyle oluyor. Ama o tür bir spor aktiviti çekiyorsun, işte arabalar yarışırken böyle bilgisayar oyunu gibi görsünüyorsun, daha hızlı kare, hani daha aksiyon var çünkü, daha hızlı karelerde çekiyorsun. Böyle farklı konseptlerde farklı kareler çekiyorsun. Veyahut Teoman şarkıları nasıl böyle her şey çok slow geliyor, onu mesela yüksek kare çekip, şarkıyı yüksek okuyup sonra post prodüksiyonla yavaşlatıyorlar. Sonra ağız böyle yağmurlar yavaş yağarken ağız sanki normal söylüyor ama her şey çok yavaş gidiyor. Analoji miydi yoksa gerçekten böyle mi? Gerçekten böyle. O diyor sadece videodaki mantığı. Diyor ki hocam yani tamam diyor sen 24 kare çekiyorsun da videoda ne alaka diyor. Niye bir böyle 50'ye shutter hızını ayarlıyorsun diyor mesela. Yani iki katına niye ayarlıyorsun? Onu güzel anlatsın. Hocam şimdi şöyle bir olay var. Motion blur, hareket blurluğu yani. Bu ne demek biliyor musun? Sen şimdi benim elim sallanırken elimi çok keskin göremezsin değil mi? Flu görürsün. İşte ben o iki kat yani 180 derece diyorlar tam tersi. İki kat hızda ayarlamazsam sen benim videoda elimi kare kare çok keskin kareler görürsün. Bir helikopter pervanesi düşün. Sen fotoğraf çekiyorsun, pervane havada böyle sabit duruyor fotoğrafta. Anladın mı? Sen diyorsun ki hani tamam helikopter pervanesi doğru sabit duruyor ama uçarken sen onu sabit göremiyorsun ki hep motion'ını görüyorsun. Anladım. Bunu bir videoda örnek gösterebilir miyiz şu an? Hemen elimizi sallarız. Tam tersini daha rahat gösteririz. Motion blur'u fazla veririz, Cem hayalet gibi olur. O kadar da kayıyorsun ya aynı mantık. İrem hayalet sevgilim sevgili var ya baby öyle bir şey çıkar. Bir şey diyeceğim. Böyle fotoğraf video dersleri falan. Veriyoruz hocam. Öğrenci başı 10 lira. Olmaz mı yani? Hocam şimdi size veriyoruz şu shutter tuşu tamam mı? Şu 1 bölü 50 yazan shutter hızı. Şu anda 24-25 kare ayarlandı. Sen o shutter hızını yükseltip al, mesela 1 bölü 10'u al. O saatteki yuvarlak çevirip 1 bölü 10'u ama izle ekranı. Bizi izlemen lazım burada. Bir dakika. Heh, 1 bölü tamam. Kaçta şu anda? 1.50. Onu al mesela. Çevir sol tarafa doğru.
Onu al. 1/10 mu? Evet. Nasıl şu anda hareketlerim? Bayağı akıyor. Şey, hayalet sevgili. Hayalet. Şimdi onu 1/50 al olması gereken al. Evet. Şu anda nasıl hareketlerim? Doğal. Göze doğal göz. Doğru, gözün gördüğü gibi. Evet, şunu mesela 1/300'e falan al ama o ekranda fark etmezsin. Ben ama böyle kareleşmeye başladım. Çok dediğin gibi ışık aldı. Işık da yetersiz tabii. O ama bizim hareketler de kareleşmeye başladı. Dur bakayım. İstersen bir oynat bakayım. Çok anlaşılmadı. Aldı. Bakalım yeni mikrofonlarımızla ses nasıl olacak, çok merak ediyorum. Evet, Holyland Lark M1. Evet, onu da gösteririm şimdi. Zaten şu an yakalarımız da görünüyordur. Ben sakladım, çok bugün görünüyor. Bugün ilk günü. Şimdi buna bağlarken de bir tane dilek dilemek gerekiyor ki sonra leylek ya da kırlangıç gördüğümüzde onları çözüp meyve veren bir ağaca bağlayacağız. Geçen yıl da yapmıştım, bağlamıştım. Sonra kırlangıç görünce çözüp meyve ağacı olmadığı için gül ağacına bağlamıştım. Sayılıyor gül ama. Gül de meyve sayılır bence. Tabii canım. Ondan gül. Sonra ama ne dilemiştim unuttum yani. Oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Olmuştur. Kesin beni dilemişsindir. Bayağı detaylı çalışıyor. Ay dilek dilemeyi unuttum. Dur dileyim. Sen dileği bayağı uzun diliyorsun anlaşılan yani. Baksana bir tek cümlede dilemeye çalışıyorum. 1,5 saattir dilek diliyor. Sen kendini ince bilekli zannettin. Ama bunu çözecek şekilde bağlamak istiyorum. Sonra çözemezsen çakmağın yanımızda ipi kesmek için taşıyoruz. Tabii istersen tırnak makası da verebilir. Tırnak makası var mı? Var. Oh, aha, çok güzel. Dileklerimin bir bölümü ses nasıl bir onu merak ediyorum. Hiçbir ayar yapmadık. Benim sesim daha çok çıkıyor. Barlara bakıyoruz şu anda. Benim sesim de muhtemelen normal düzeyde çıkıyor. Evet. Az değil, normal. Belki bir tık. Anlaşılabilir. İyi, tamam. İstersen biraz kapatabiliriz. Niye göstermeyecek miydin mikrofonu? Ha. Hadi iyisiniz. İyi ki varım. Mikrofonu şöyle. Merhaba arkadaşlar. Bugün Ağlayan Çınar turundayız. Ağladığı yer burası. Fakat dertli günler artık çok geride kaldı. Evet, ve bugün ağlayamıyor. Suyu bitmiş. Ağlayan Çınar turumuz bitti. Şimdi gelin sizinle gölün etrafını gezelim. Oh yeah. Evet, bu eşsiz güzelliği kim görmek istemez ki? TRT'nin bir sonraki hafta. Neyse tamam. Pozlamayı daha yeni ayarlamıştım zaten. Normalde burası su olmuyor bu çöplüğün altı. Ama güzel yağmış demek ki. Normalde biz arabalarımızı bunun altına park ediyoruz. Ama bugün park edemiyoruz, evet. Ropluyor. Dikkat et de düşme. Yok, niye düşeyim, Allah Allah. Arkamızdan bir pıtı pıtı geliyor. Bir şeyler geliyor ama. Şöyle ufak tatlı bir şey geliyor. Ay evet. Hadi birazcık ben de görüneyim istedim. Ben seni çekebilir miyim? Hayır, çekemezsin. Biraz da ben çekeyim. Öyle mi? Ağır ağır bak, kolum kameranı kas yaptı. Kameranı deneyebilir miyim? Hayır. Bugün etraftan yürüyemiyoruz. Sebebi ne? Çünkü sular yüksek olduğu için yürünecek yerleri sular altta kalmış. O yüzden üst sokakta kalacağız. İşte böyle amatör fotoğrafçılar gibi böyle fotoğraf da çekebiliriz. Kim bebeği? Ay fotoğraf videoya geçmişim yanlışlıkla. Videoya geçmiş yanlışlıkla. İşte bak amatör demiştim ya. Ne kadar amatör olduğu belli. Yanlışlıkla videoya falan geçiyor. O kadar profesyonel şey, kendisi. Fotoğraf çekeceğime video başlatmışım. Ya ama işte bazen öyle şeyler olabiliyor. Evet, hayatta bazen fotoğraf yerine video başlatabilirsiniz yanlışlıkla arkadaşlar. Haydi devam edelim. Haydi şu anda şu ara sokaklara gireceğiz. Ara. Evet. Evet, biz dün şöyle bileklikler takmıştık. Leylek görünce çıkaracaktık. Bakın ne gördük. Ta 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 ta.
Şimdi bu hile midir? Şimdi Leylek Köyü gibi bir yere geldik. Ve leylek gördük. Yani bu hile midir? Hayır tabii ki de değil. Şimdi bunlar meyve... canlı mıdır bu arada? Tabii canlı. Bak kendim. Evet şimdi leyleğe doğru gidiyoruz. Gerçekten gördük mü görmedik mi? Gördük. Sonra meyve veren bir ağaca mı bağlayacaktık? Hem de iki leylek gördük. Evet bir sana bir bana. Evet biri senin biri benim. Evet. Şimdi leyleklerin gelip bileğimizden bu bileklikleri almasını bekleyeceğiz. Evet abarttık biraz ama bilekliğin. Ay çok güzeller. Evet bayağı da büyükler. Çok tatlılar. İnşallah kafamıza sıçmazlar. Çok güzel yuva yapmışlar. Leylekler ne kadar güzel. Şuraya bak. Bilekliğimizi çıkarıp asmak için leyleklerimizi gördük. Şimdi bir ağaç bulacağız. Ne ağacı? Meyve veren bir ağaç olması lazımmış. Ve bunları kesmeden, yerinden böyle sokarak Allah'ım akşam güneşi güzele vurur tabii ki de. Bu şekilde çıkarmamız lazımmış. Leyleği gördük. Aha bu da ispatı. Ben yine Gölyazı'nın ara sokaklarında bele bele gezinirken. Hah kerpiç evler. Bayılır Selay. Kaçlar bu tezek. Belki tezek de olabilir. İşte yumurta akı falan oluyordu eskiden. Düşünsenize her sokak göle açılıyor. Kafayı çeviriyorsun göle açılıyor. Buraya gidiyorsun göl. Oraya gidiyorsun göl. Sağa bakıyorsun göl. Sola bakıyorsun göl. Kameranın başı döndü. Merhaba. Evet bütün sokaklarda da böyle hayat, güzel güzel merhaba, kediler hoş var. Hoş geldin. Allah. Evet bir kedimiz daha oldu. Çok. Bak bak şu sokağa bak. Bakalım şey var mı? İniş var mı? Gel. Riske atmaya değer mi? Ya da sağdan gidelim hadi. Çok yokuşlu bir. Oradan gitme bak sineklere bak. Şu duvarı görüyor musunuz bilmiyorum ama. Çabuk geçelim buraya. Şunların hepsi sinek. Sağ tar öbür tarafındaki de sinek. Hayvan gibi. Neden? Çünkü burası göl. Hayır ama bir tek... Sen yiyor musun sinekleri kız? Bir tek orası öyle. Evet arkadaşlar normalde şu kayaların olduğu yerlerde biz yürüyoruz. Şu ortası yol. Buralar hep yol. Fakat çok fazla su yükseldiği için artık burada sandallar geziyor. Yani bir nevi Venedik diyebiliriz. Bursa'nın Venedik'i. Gölyazı. Koşun koşun siz de gelin. Gerçekten süper hamile bir kedi gördük. Bir şey söyleyeyim mi? Bu en az var ya 9 doğurmazsa ben Mansur değilim. Kız. Şu ana kadar 4926 adım attım. Evet 5000 adımdır. Çıkış arıyoruz. Evet sonunda yapılı bir yol bulduk. Biz yine... Ben çok eğleniyorum da biraz sinekler de benimle eğleniyor. Ya şansımıza bugün de hayvan gibi sinek vardı yani. Niye vardı bilmiyorum. Bu arada mikrofonlarımızın bu da ilk vlog gibi bir şey testi oldu. Aynen. Noise cancelling. Umarım sesler sesli. Gürültü azaltma modu açık. Sesler güzel gelmiştir umarım. Aynen. Gürültü modu açık bir de stereoda galiba şu anda. Öyle bırakmış olmamız lazım. Olabilir. Neyse yani adayı dolaşmış gibi sayın. İşte dolaştık geri döndük mesela. Vallahi çay içelim diyeceğim ama bütün şeyler... Az önce bir şey söylerken kamerayı kapattım. Hakikaten. Böyle çay içelim diyecektim de. Suratına kapatmak gibi bir şeydi. Aynen direkt yüzüme kapattı kamerayı. Evet buranın bir de ünlü papağanı var. Kendileri şuralarda. Gölyazı'ya gelirsiniz. Mutlaka güzel bir fotoğraf çektirmeyi unutmayın. Bekleriz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet. Çınarımıza geri geldik. Ve evet burada kapatıyoruz. Son bir şey söylemek ister misiniz? Güzel bir turdu. Teşekkür ederiz. Birlikte dolaşmak da güzel oldu. Evet. Ama bilekliklerimizi hala bağlayamadık. Evet. Bağladığımızda. Ağaç bulursak onu da araya ekleriz. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet.